Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Ben Nalan Nine. Nalan Nine. Ha. Canan öğretmeniniz var ya. Ha. O benim torunum. Ha. Size burada okumayı, yazmayı öğretiyor. Senin adın ne? Duymadım ki. Ha, biraz sesini yüksel. Mahmut mu? Ha? Ya, Fadime. Senin adın Fadime mi? Değil mi? Ha, duymuyorum ki evladım. Ne topladım? Çorba yapmaya gidiyorum. Ha, Canan torunum söyledi. Hem okuyacağız, hem yazacağız. Hem okuyacağız, hem yazacağız. Bunun başka yolu yok. Ha, tamam mı torunum? Hem okuyorsun, hem yazıyorsun. Mecbur, ne yapacaksın? Okuyacaksın, yazacaksın. Okuyacaksın, yazacaksın. Oku evladım. Senin gibi okuyan, yazan evlatlara ihtiyacımız var. Okuyun. Yazın çocuklar. Hadi. Benim belim ağrıdı. Ben gideyim de naneleri kurutup güzel bir çorba yapayım. Ha, tamam. Hadi. Öp elimi. Aferin. Aferin sana. Hadi. Hadi görüşürüz çocuklar. Hoşça kalın. Merhaba çocuklar, ben geldim. Nalan yine çorba yapmaya gitti. O çorba yapmaya giderken biz de dersimizi işlemeye başlayalım. Nalan ninenizi dinlediniz mi? İyi bakalım, Nalan ninenin dediklerini iyice dikkatlice dinleyin ve bunları unutmayın, tamam mı çocuklar? Anlaştık mı? Peki, o zaman hadi dersimize geçelim çocuklar. Bugün sizinle Nalan ninenin dediği gibi sesini öğreneceğiz. Hadi benimle beraber yapın. Bak, gözleriniz bu şekilde. Şöyle. Gözlerinizin şu kenarları kısılacak böyle bu sesi yaparken. Tamam mı? Hadi. Dilinizi yukarıya yapıştırın. Tamam mı? Hadi. Aferin size. Aferin. Hadi beni tekrar et. Biraz daha tekrar et. Daha yüksek tekrar et. Evet, aferin sana. Bu şekilde. Şimdi o zaman tahtaya bakalım. Çocuklar, burada kan var. Kan. Hangi sesle başlıyor? Kan. K sesiyle başlıyor. Peki hangi sesle bitiyor? Kan. Gözlerim kısıldı, fark ettin mi? Sen de tekrar et. Sen de tekrar et. Evet, hadi. Kan. Kan. Evet, sonunda n sesi var. Aferin sana. Aferin sana. Şimdi buna bakalım. Soğan. Fark ettiniz mi? Yine buralar ne oldu? İyice kısıldı. Hadi. Soğan. 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 Evet, duydun. Aferin sana. Sonunda var, değil mi? Soğan. En son sesini duyduk, değil mi? Evet, aferin sana. Çok tatlı, kırmızı kırmızı, benekli benekli bir mantar. Çocuklar, mantar. Mantar. Evet, hangi sesle başlıyor? Man.
mantar. Mantar. Evet, duydun mu? Neresinde var? Başında mı? Ortasında mı? Sonunda mı? Mantar. Ortasında. Aferin. Aferin sana. Aferin sana. Şimdi buna bakalım. K N P. K N P. K N Bak kıştı. K N P. Hangi sesle başlıyor? K K K. Peki. K N P. Evet, doğru. Duydun, ortada değil mi? Başında değil, ortasında. Ortadaki kutuya yıldızımı taktım. Evet sevgili miniklerim, şimdi bu harfi bir de nasıl yazıldığını tahtada göstereyim size. O zaman ben tahtayı yenileyip geliyorum. Çocuklar, bakın sizi arkadaşımla tanıştırayım. Maymun. Maymun. O bir maymun. Benim arkadaşım. Evet, sesini duydunuz değil mi? Peki nerede? Maymun. Maymun. Sesi var sonunda. Doğru söylüyorsunuz. Çocuklar, benim maymunumun ismi Mamo. Mamo. Mamo da bizimle derse katılsın mı? Peki, bakalım Mamo nasıl yazıyormuşuz? O da bizi izlesin. Bakın, Mamo'nun fotoğrafını da koyduk buraya. Buradan Mamo'ya bakabilirsiniz. Mamo da dersi izlesin. Baksın benim öğrencilerim ne kadar güzel yazı yazıyorlar görsün. Olur mu? Evet çocuklar, yine kılavuz çizgiler bize yardımcı olacaklar. Dersi gelmeden önce hemen, eğer kılavuz çizgili defterini getirmediysen durdur videoyu. Git kılavuz çizgili defterini al gel. Kurşun kalemini al. Kurşun kalemin ucunu aç. Silgini hazırla ve derse öyle katıl. Tamam mı? Çünkü ben yazacağım, sen yazacaksın. Önce ben yazacağım, sonra sen yazacaksın. Önce ben yazacağım, sonra sen yazacaksın. Önce ben yazacağım, sonra sen yazacaksın. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Aferin sana. Peki. Şimdi tahtaya odaklan. Buraya bak. Şimdi Mamo'nun göbeğinin olduğu kısma küçük sesini yazmayı öğrenelim. Haydi. Çocuklar, küçük sesini yazmak tek bir hareket istiyor. Bak. Dikkatli bak. Yukarıdan aşağı indim. Tekrar çıkıyorum. Tepecik yapıyorum. Elimi hiç kaldırmadan. Tek harekette. Temiz. Ne yapıyordu bu boşta kalan elim? Defteri tutuyor. Tamam, onun bir görevi var. Onun görevini unutma. Başladım tekrar. Bir. Tek hareket. Ops. Geri geldim. Bir parmak boşluk. Hadi yazın benimle beraber. Bir. Dön gel. Bir. Ay. Elim kaldırmayacağım. Tek hareket. Haydi yazı yazalım. Haydi yazı yazalım. İnci gibi yazılar. Haydi yazı yazalım. Söz uçar yazı kalır. Söz uçar yazı kalır. Böyle demiş atalar. Haydi yazı yazalım. Devam. Satır sonuna kadar yine beraber yazalım. Hadi. Ring, ring, ring. Düz çizgiler çizin çocuklar. Yukarıdan başladım, indim, çıktım, tepe yaptım. Bu kadar. Basitmiş aslında değil mi? Tekrar. Yukarıdan indim, çıktım, tepecik yaptım. Yukarıdan indim, çıktım, tepecik yaptım. Yukarıdan indim, çıktım, tepecik yaptım. Bir parmak boşluk bırakmayı unutmayın, tamam mı? Yukarıdan aşağı indim. Tepecik yaptım. Bunları çocuklar trafikteki arabalar gibi düşünün, tamam mı? Aralarında bir mesafe olmalı ki birbirleriyle çarpışmasınlar. Tamam mı? Bir mesafe olması gerekiyor. Evet, bu şekilde küçük nini sesi. Tabii benimle beraber bir satır yazdınız. Siz toplamda 6 satır yazacaksınız, tamam mı?
Anlaştık mı? Bu konuda ailen sana yardımcı olacak. Şimdi devam edelim. Büyük n sesini öğreteyim size. Çocuklar, büyük n sesinde mamonun kafasının olduğu kısımdan başlıyorum aşağıya kadar. Tamam mı? Tam 3 çizgiyi dolduruyor büyük olduğu için anca yerleşiyor. Yukarıdan başlıyorum yine. Bir düz çizgi indirdim. Bak, çizgilerimi düz indiriyorum. Yukarıdan aşağıya düz indiriyorum. Tamam mı? Dans ederek değil. Kıvrık kıvrık çizgiler değil. Düz çizgiler. Tamam? Haydi. 2 3 Burada kavuşalım. Bir daha göstereyim. Bir parmak boşluk. Tekrar. 1 2 3 3 hareketle. 1 2 3 1 2 3 Tamam mı? Unutma. İndik. 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 Benimle beraber bu şekilde sen de tekrar et, tamam mı? Hadi. Birleştirdim, kavuşturdum. Hadi. 1 2 3 1 2 3 Ay, yazı yazmak ne kadar eğlenceli, değil mi çocuklar? Bence de. Söz uçar, yazı kalır. Bol bol yazı yazalım ki yazı yazmayı öğrenelim. Çocuklar, ben buraya bir satır yazdım. Siz kaç satır yazacaksınız? 6. Doğru. 6 satır yazacaksınız siz. Tamam mı? Şimdi buraya da bir küçük bir büyük yazalım. Hadi. Küçük nasıldı? Mamonun göbeğinin olduğu yerden küçük n yaptım. Sonra yukarıdan aşağı indim. 1 2 3 Artık benim işim çok kolay çocuklar. Fark ettiniz mi? 1 Harekette. Sonra 1 2 3 Gördün mü? Kolay mı? Kolay. Evet, doğru söylüyorsun. Kolay. Hadi beraber bu satırı da yazalım. Çocuklar, yazı yazarken sesi çıkarırım bir yandan da, tamam mı? Aklınızda daha iyi kalır. 1 Hop. Devam ediyorum. Evet çocuklar, bu kadar yeter. Siz bundan 6 satır daha yazın, tamam mı? Çocuklar, unutmayın, ne kadar çok yazarsanız o kadar çok yazı yazmaya alışırsınız. Şimdi ben tahtayı sileyim, derse devam edelim, olur mu? Hadi devam edelim, hadi. Silelim, tertemiz olsun. Tertemiz olsun. Şöyle. Çocuklar, siz de defterinizden bu şekilde hatalarınız olduğu zaman güzelce silin, tamam mı? Lekeler kalmayacak şekilde. Tertemiz, pisler gibi. Mamo, öğrencilerim güzel yazı yazıyorlar mı? Evet, güzel. Güzel yazıyorlar bence de. Aferin benim öğrencilerime. Çocuklar, bana Canan Kardeş Instagram adresinden atabilirsiniz, tamam mı? Canan Kardeş Ogretmen. Çocuklar, sesleri bir araya getirip arkadaş yapmanın zamanı geldi. Çünkü sesler bir araya gelir, biz sesleri birleştirir, beraber okuruz. Siz de bu şekilde sesleri bir araya getirip birleştire okumayı öğreneceksiniz. Şimdi dikkatli bir şekilde tahtaya bakın. Evet çocuklar, önce ilk öğrendiğimiz sesi yazıyorum. Daha sonra size sonradan öğrettiğim ikinci ses olan şuralarımı kırıştırıyordu hatta, değil mi? Evet. Onu da yazalım. Siz de defterinize yazın, tamam mı? Yine kılavuz çizgili deftere. Evet, şimdi bunlar için minicik bir kalp yapacağım ve onları
birbirleriyle arkadaş yapacağım. Sesleri bir araya getiriyorum. Gel A. A gelsin. A'yı yazalım. A. Evet. Sonra yanına N gelsin. Gel bakalım. Evet. Onu da getirelim. Ve An. Birleştirelim. An. İlk hangi sesi görüyorum? A'yı görüyorum. O zaman önce onu okuyorum. An. Beni tekrar et. An. 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 Evet, aferin sana. Şimdi ben siliyorum. Sen sakın silme, tamam mı? Senin defterinde kalsın. Şimdi beraber bunu hem yazalım hem okuyalım. Hem yazalım hem okuyalım. Olur mu? Hadi çocuklar. Beni mutlaka tekrar edin ama, tamam mı? Çünkü beni tekrar ederseniz daha iyi öğrenirsiniz. Şimdi buradayım ne? Mamanın yine karnının olduğu kısımdan başlıyorum. Aa. Yanına kim geliyor? Geliyor. An. An. Tekrar et. An. Aferin sana. Peki. Bir parmak boşluk bıraktım. Yine. An. An. Her yazdığımı bu şekilde okuyorum. Tamam? Hadi bir daha yazalım. Sen de benimle yaz. Hadi. An. Özenli ve okunaklı bir yazı yazıyorum. Tamam? Hadi. An. An. Anne. An. Devam ediyorum. Hadi bir satır beraber yazalım. An. 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 Evet, satırım bu şekilde sonuna kadar gelmenizi istiyorum. Tamam mı çocuklar? Çünkü unutmayın, ne kadar çok yazarsak o kadar yazı yazmak kolay bir hale gelir. Yani bol bol yazmamız gerekiyor. Anlaştık mı? Yazacak mısın? Efendim, duymadım. Tamam. Aferin, hep yaz. Hep yaz çocuğum. Şimdi seninle beraber bu defa yeni iki tane arkadaş edinelim. Olur mu? Hadi. Çocuklar, önce tekrar sesini yapıyorum. Tamam mı? Buraya da A yapıyorum. Şimdi de bunları arkadaş yapalım. Olur mu? Olur öğretmenim, dediğinizi duyar gibiyim. Evet, arkadaş yapalım. Na. 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 Evet, benimle beraber tekrar eder misin? Çocuklar, bu tek başına biraz zor çıkıyor değil mi? Ama A yardımına koşuyor. A ona yardım edince okumak daha kolay oluyor. Bak. Na. Tekrar beni. Na. 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 Bak. Na. Tamam mı? Na. 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 Nanenin nası. Başka senin aklına gelen var mı? Nanenin nası. Benim kız kardeşim var. Onun ismi Naime. Naime'nin nası. Nalan'ın nası. Değil mi? Nalan nineye de öpücük buradan. Şimdi hadi devam edelim, yazalım. Hadi bu satırı beraber yazalım. Hem yazalım hem okuyalım. Hem yazalım hem okuyalım. Tamam mı? Hadi. Na.
나니는 나스 나나나나나 bir parmak boşluk na evet devam ediyorum na na bir parmak boşluk na yine sonuna kadar beraber gidelim olur mu? Olur. Hadi. Na. 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 Evet. Bu şekilde. Na 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 na. Çocuklar siz yine bundan iki satır an, iki satırda na yazın, tamam mı? An, na, an, na. Kılavuz çizgili defterinize, tamam mı? Evet sevgili öğrencilerim, bir sesi daha burada bitirdik. O zaman kanatlarımızı açalım. Uçarak, uçarak bir sonraki sese doğru gidelim. Hadi açın kanatlarınızı. Uçalım, uçalım. Okuyalım, okuyalım, okuyalım. Yazalım. Ne yapacağız? Okuyacağız, yazacağız. Evet çocuklar, sizi çok öpüyorum. Bu videoyu beğenmeyi, kaydetmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bye bye.